시작하도록 하겠습니다. 오늘 행사 명은 한 터키 비즈니스 협력 회의이고요. 이스 빌리 토플란티스들. 북한의 güzel hava olan Antalya'da sizinle birlikte bu toplantı düzenlediğim için çok onurlandırdım. Bugün bu toplantının sunucu olarak size görev yapacağım. 이렇게 바쁘신 가운데도 비즈니스 협력회에 참석하여서 대단히 감사합니다. Sayın Ali Çandır, Bakan Başkanı ve değerli girişimciler ve Antalya Belediyesi'nde buraya kadar gelen değerli misafirler. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Seyahatnamesini okuduktan sonra gelmeyi çok arzu ettiğim Antalya'yı bizzat gördüğüm için çok duygulandım. 750 yıl önce İbn Battu'nun seyahatnamesinde Antalya insanların çok sıcak anlı olduğunu ve havaları çok güzel oluşundan dolayı çeşitli meyveleri yetiştiği bölge olarak tarif edilmektedir. 2 ay önce Türkiye'ye göreve atandıktan sonra gerçekten tanıştığım bütün Türk arkadaşlar çok cana yakın ve sıcak anlı insanlarıydı. Değerli basın mensupları, Batı Akdeniz bölgesinde yeni iş fırsatları yaratmak, bölgenin ticaret hacmini geliştirmek amacıyla BAGEM ile Kore Büyükelçiliği'nin işbirliğinde düzenlenen Kore-Türkiye Girişimcileri Konferansımıza hoş geldiniz. Evet. Sayın Büyükelçiliğin şehrimiz ve ülkemiz adına yaptığı değerlendirmelere, sıcak yaklaşımlara yürekten teşekkür ediyorum. Tarihi bağlarımızın en güçlü olduğu ülkeler arasında yer alan Güney Kore, Kore mucizesi ile sonuçlanan kalkınma sürecini en iyi yönetildiği ülkeler arasında yer almaktadır. Sanayinin devlet eliyle seçilen alanlara yönlendirilmesi ve elektronik başta olmak üzere ileri endüstrilerde devlet planlarıyla yeni firmaların kurulması bu kalkınma sürecini hızlandırmıştır. Bu bizim takdirle ve gıptayla izlediğimiz bir başarı hikayesidir. Güney Kore ile Türkiye ilişkilerine ekonomik açıdan baktığımızda her geçen gün sağlamlaştığını sevinerek görüyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye'den Güney Kore'ye gerçekleşen ihracata baktığımızda 2005 yılında 95 milyon dolar olan tutarın 2014 yılına gelindiğinde %350'lik bir artışla 420 milyon dolar ulaştığını görmekteyiz. Güney Kore'ye ihraç edilen 26 ürün grubundaki başlıca ürünler arasında bölgemiz açısından da önem arz eden yaş meyve sebze ile mamulleri, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, madencilik ürünleri, deri ve deri mamulleri gelmektedir. İthalat penceresinden baktığımızda da 2005 yılında Güney Kore'den yapılan ithalat miktarı 3.4 milyar dolarken 2014 yılında bu tutarın 7.5 milyar dolara ulaştığını görmekteyiz. Türkiye'nin sevdiği meyve bahçesi konumunda bulunan ve turizmin başkentini barındıran Batı Akdeniz bölgesi özellikle tarımsal üretimde ülkenin can damarları arasında yer almaktadır. Türkiye'deki orta altı üretiminin yarısından fazlası bölgemizde yapılmaktadır. Batı Akdeniz orta altı tarıma yatırım yapacak girişimciler arasından öncelikli bölgeler arasında bulunmaktadır. Orta altı tarım ve turizmin bakımından Antalya, açık tarım ve hayvancılık bakımından Isparta, hayvancılık ve madencilik bakımından Burdur, ülkenin en önde gelen üretim alanlarının içerisinde yer almaktadır. Antalya'dan 2014 yılında 406 milyon dolarla yaş meyve sebze, 200 milyon dolarla maden kaleminde ihracat yapılmıştır. Kimyevi maddeler, ağaç ve orman ürünleri, süs bitkileri sektörü de Antalya'nın geleceğine yön verecek sektörler arasındadır. Burdur ihracatı ise 116 milyon dolarla madencilik ve 45 milyon dolarla çimento sektörlerinde öne çıkmaktadır. Burdur'un bir diğer ihracatı yüksek olan ürünü ise silah sanayidir. Madencilik, kimyevi maddeleriyle sebze meyve alt sektörleri de ihracatıyla Isparta ön planlarında günde 800-900 uçağın indiği, yaklaşık 12 milyon turistin ziyaret ettiği bölgemize Güney Kore'den gelen konuk sayısının azlığını üzülerek görüyoruz. 여름 청수기 때 하루에 800대에서 900대의 비행기가 내리고 뜨는 우리 안탈리아 공항에 약 1200만 명의 관광객들이 방문하고 있으나 한국 관광객들의 수치가 적은 것은 조금 발전시켜야 되는 부분이라고 생각합니다. 유네 코레드 투리스트들이 �ünyanın en güzel tabiatına ve doğasına sahip olan eşsiz tesisleri olan Antalya'mıza ve bölgemize bekliyoruz. Bu yıl G20 zirvesine ev sahipliği yapacak olan Antalya, dünya liderlerini ağırlayarak
dünya ekonomisinin belirlendireceği bir şey olacak. Gelecek yıl yine uluslararası organizasyona ev sahibi yapılacak olan Antalya, çiçek ve çocuk temalı Expo 2016'da milyonlarca insanı çiçekle ve endemik bitki türleriyle buluşturacak. Bu arada Kore'de katılımcı olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi derinliğe sahip olan Antalya'mız, doğal güzellikleri ve tarihi mirasını insanlıkla paylaşmaya her zaman hazır. Son 30 yıldır beşeri sermayesini güçlendiren, bu sayede de teknoloji devrimini gerçekleştirerek kalkınmasına hız kazandıran Güney Koreli girişimcileri, yatırım üstü potansiyeli yüksek olan bölgemizde yatırıma davet ediyoruz. 최근 30년 동안 그 인적 자원을 잘 활용해서 그것으로 인해서 그 고기술을 발전시키고 빠른 시간 내에 성장할 수 있었던 한국은 우리 잠재력이 높은 지역에 더 많은 투자를 해줄 것을 기대합니다. 다른 나라의 완제력, 기미의 maddeler, 인샤트 유인들의 노래들은 üretiminin yoğunlukla olarak görüldüğü bölgemizde Türkiye Güney Kore işbirliği ile yenilikçi teknolojilerin üretebileceğine inanıyoruz. Eğitime önem veren ve nüfusunun büyük çoğunluğu genç olan Batı Akdeniz, yenilikçi teknolojinin üretiminde yeterli beşeri kapasiteye sahiptir. Bu nedenle iki ülke dayanışması ile katma değeri yüksek ürünlerin bölgemizde üretebilmesi, karşılıklı ticaretin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Yarın bir gün gelişecek ilişkilerimizin temelini oluşturacak ilk buluşmamız oldu. 저희는 그런 큰 나무가 되기 위한 오늘 목욕을 함께 만지는 그런 자리를 가졌습니다. 비비키아치리님과 함께 bu ilişkilerin gelişmesi için bizler üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. 저희는 대사님과 그리고 한국 기업들과 함께 협력하기 위해서 저희가 할 수 있는 모든 역할을 할 준비가 되어 있습니다. 이 부부시마는 her ülkeye içinde faydalı olmasını diliyorum. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. 오늘 회의가 모든 양측에게 도움이 됐길 바라며 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.